Haberaks ekranlarına hoş geldiniz değerli izleyenler. Annelik Maceram'dan herkese merhaba. Bugün de sizler için çok güzel bir konu belirledik. Hepimizin heyecanla beklediği bir an olacak. O da muhtemelen tüm annelerin, babaların aslında özellikle de annelerin o çok merakla istediği, işte doğum anımız çok önemli bizim için, yeni doğan sürecimiz çok önemli ama onları bir de anı olarak biriktirmek önemli. Evet, hepimiz kendi imkanlarımızla bu anıları biriktiriyoruz ama bu esnada işte profesyonel destek almak da inanın o anıları biriktirmek için çok çok daha güzel olacaktır diye düşünüyoruz ve bu anlamda işin uzmanına danışacağız. Ne yapacağız, nereye gideceğiz, nasıl olacak, her şeyi tüm detayıyla anlatacak bizlere doğum ve bebek fotoğrafçısı Rüveyda Karakaya bizlerle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Öncelikle sizi tanıyarak başlamak istiyorum. İşte çünkü bildiğim kadarıyla daha öncesinde bir hemşirelik mesleğimiz var. Sonrasında doğum ve bebek fotoğrafçısı sizi daha bir cezbeden bir meslek haline geldiği için o noktaya döndünüz. Onunla başlamak istiyorum. Çünkü dediğim gibi bizim doğum anı, sonrasında yeni doğan biz hepimiz evet telefonlarımızla, makinelerimizle kendimiz biriktiriyoruz ama sizden gelen o fotoğraflardaki o büyü daha farklı. İşte o büyü için biz niye size gelmeliyiz? Bugün onu konuşalım istedik. Önce sizi tanıyarak başlayalım. Kimdir Rüveyda Karakaya? Neden bu meslek mesela? Bu mesleği seçmemde tabii ki bir önceki asıl mesleğim olan hemşirelik sürecinde de çok etkisi olmuştu büyük ölçüde. Kısa bir dönem hemşirelik yaptım. Doğum servisinde aynı zamanda hemşirelik yaparken doğum fotoğrafları çekmeye başladım. Öncesinde de hobi olarak bu işle iç içeydim. Bir fotoğraf makinem vardı ve çekimler yapıyordum. Hemşireyken de devam ediyordum. Evet, hemşireyken de kendi yaşantım içinde fotoğraflar çekiyordum zaman zaman. Sonra neden bunu bir iş olarak yapmayayım sorusunu sorduktan sonra kendime ailelerden de talepler arttıkça tamamen bu işe yönelmeye karar verdim. Son 4 yıldır doğum fotoğrafı aktif olarak özel hastanelerde bu hizmeti veriyorum. 2 yıldır da bebek stüdyo çalışmalarımız var. Nasıl başladı sorusunun yanısı aslında genel olarak böyle. Ama her şey başladıktan sonrası aslında daha uzun bir hikaye. Bebeklerle iç içe olmak, defalarca her aileyle onların en özel anına tekrar tekrar şahit olmak apayrı. Bu şekilde bahsedebilirim. Kendimden daha farklı bahsedecek olursam da doğum fotoğrafçılığının yanı sıra stüdyoda bebek fotoğrafları çekmek, hemşire oluşumun da bu noktada büyük ölçüde evet, etkisi olmuştu. Çok büyük katkısı da olacaktır muhtemelen çok çalışmalarında. Çok artısı var gerçekten. Bebeklerle haşır neşir olmak, yeni doğmuş bir haftalık, 10 günlük çok küçük bebeklerle çekim yapabiliyor olmak gerçekten profesyonellik istiyordu. Bunun yanında hemşire oluşumda onları daha rahatlıkla, daha kaygısız bir şekilde onlarla yakın temas kurmamı sağladı. Annelere de bu güveni büyük ölçüde oluşturduğunu düşünüyorum. Süreçlerimiz böyle ilerliyor. Şimdi değerli izleyenler, biz daha öncesinden de sevgili Rüveyda ile tanışıyoruz. Evet. Kızımda da aynı şeyi yaşadık. Ben de aynı kaygıyla. Evet. Durmuyor ki kızım. Nasıl duracak? Fotoğrafları nasıl çekecek? Değil ama mi? Hadi bir deneyelim kaygısıyla o stüdyodaydık. Geldiniz. Ama evet. Oradaki elektrik çok farklıydı. Yani orada kızım beni hiç görmedi zaten. Tamamen seninle etkileşim birebir içindeydi. Iletişim, ben evet. Hiç yok gibiydim onun için. Oradaki etkileşimi sağlayabilmek de sanırım bu hemşireliğinin getirdiği bir katkı evet. Sanırım evet. Değil mi? Yani hemşirelik yaptığım süreçte tabii kadın doğum servisi, çocuk servisinde, yeni doğan yoğun bakım ünitelerinde zaman zaman görev yaptım. Zaten sürekli olarak hani tek bir noktada değil birçok alanda çalışmak durumunda oluyorsunuz. Tabii çocuklarla iletişim her şeyden önemlisi, hemşirelik yaparken bir korku faktörüsünüz onlar evet. için. Bir fobi haline gelebiliyor çocuklarda hemşire figürü. Evet. Ama şu an yaptığım meslekte bunu eğlence, kesinlikle eğlence. Ben için, evet. Aynı hani sizlerin çekiminde olduğu gibi annelerden, anne ve babadansa bana odaklanmalarını evet. istiyorum. Çekimden önce bir 15-20 dakikalık o ısınma turlarımız oluyor. Kesinlikle zorlamıyorum. Zaten o
iletişime o elektriği sağladığımızda otomatikman güvende hissediyor. Tabii biz de çok çeşitli materyallerle cazip hale getiriyoruz çekimi onlar için. Keyifli geçmişti gerçekten. Evet, gerçekten keyifliydi. Her bebekte benzer anları yaşıyoruz. Geliyorlar ısınma turlarının ardından. Tabii çok zor bebekler yok mu? Kesinlikle var ama evde olduğu gibi kesinlikle olmuyor. Annelere en başta çekimden önce randevuleştiğimizde hani yüzle görüşme sırasında bundan bahsediyorum. Hani benim çocuğum gerçekten çok zor bir çocuk. Evet. Nasıl olacak? Bilemiyorum gibi kaygılar. Apayrı bir ortam. Ortam içinde stüdyo ortamında da bebekleri cezbedecek çok detaylara yer verdim. Çok dikkatini dağıtacak çok şey oluyor ortamda. Yani bebekler bir yarım saatliğine ayrı bir dünyada hissediyorlar. Evet. Harikalar diyarı gibi burası diye söylüyor bazen anneler. Şimdi son şekliyle stüdyoya çok yeni detaylar da eklentiler yaptık. Mutlu ayrılıyorlar. Bu da beni çok memnun ediyor tabii ki. Bebeklerin de keyif alıyor olması o andan. Tabii ki bunu şöyle söyleyeyim, çekimin saati bile bizim için çok önemli bazen bebeklerde. Çünkü özellikle 6 aydan sonrası, 6-12 ay arası bebeklerde uyku saati, uyku düzeni çok önemli. Bana çekimi kaçta yapıyorsunuz diye sorduklarında ben bir soru yöneltiyorum. Uykusu için en uygun saat hangi saat aralığı? Kesinlikle o günü o aileye ayırıp onlar için en doğru saati organize ediyoruz. Evet, tek gün tek aileye ayrılıyor bildiğim kadarıyla. Yani mümkün olduğunca her güne bir aile almaya çalışıyorum. Çok yoğun zamanlarda belki bu ikiye çıkabiliyor. Çünkü bu şey gibi değil. Bizim örnek veriyorum vesikalık fotoğraf çekinip gidip bir saat bile ayırmıyoruz. Hemen çektim çıktım olayı değil. Çünkü kesinlikle. O gerçekten bütün fazlasıyla zaman sarf ettiğimiz bir durum. Doğum fotoğrafçılığı yeni doğan fotoğrafçı olarak iki ayrı kategori değil mi? Evet. İkisi birbiriyle aynı olarak nitelendiremeyiz. Öncesiyle doğum fotoğrafçılığıyla başlayalım. Son zamanlarda aslında yaygınlaşmaya da başladı. Nedir bu doğum fotoğrafçılığı? Doğum fotoğrafçılığı öncelikle ailelerin en çok merak ettiği doğum anında nasıl bir fotoğraf çekimi oluyor? İşte sezaryen olduğunda nasıl oluyor? Normal doğum süreci nasıl oluyor? Doğumlar birkaç şekilde gerçekleşebiliyor. Yani sezaryanda oradasınız, saatli biliyorsunuz ama normal doğumda olabilecek misiniz? Evet, bu sorularla çok sıkça karşılaşıyorum. Cevabı şu, ailelerle doğumdan haftalar önce bu süreci planlıyoruz en başta. Benim söylediğim her zaman şu, doktor dışında sizin bu özel anınıza şahit olacak kişi bensem eğer mutlaka yüz yüze tanışalım. Eğer vakit elverişli olursa yüz yüze görüşmeler yapıyoruz. Burada neler konuşuluyor? Bu tüm kaygılar, süreç, planlama, nasıl bir şey hayal ettikleri bunların hepsini konuşuyoruz birlikte. Benim bir standartım olduğu gibi ailelerin öngörüsüyle neler yapabiliriz, nasıl onların aklında ve hayalinde olan şeyleri de tabii ki baz alıyorum. Kesinlikle. Çok önemli çünkü. Herkes farklı bir şeyin hayalini kurmuş. Belki uzun zamandır bunun düşüncesinde olabilir. Ben de tabii ki esnetebiliyorum, değiştirebiliyorum onlar için. Farklı yeni fikirler sunabiliyorsunuz. Evet, fikirler. Beraberce kararlaştırıyoruz süreci. Ama dediğiniz gibi normal doğum mu, sezaryen mi, nasıl olacak, nasıl yetişeceksiniz? Bu soruların cevabı aslında biraz haftalar ilerledikçe, doğuma yaklaşıldıkça belli oluyor. Çünkü hekimler nasıl bir şey öngörüyorlar, süreç neye müsaade ediyor, normal mi, sezaryen mi, ameliyat mı, hani nasıl olacaksa. İki şekliyle de bu keyifli anları fotoğraflamak mümkün. İkisinde de gerçekten hiçbir an kaçırılmıyor ve keyifli sonuçlar oluyor. Yeter ki bebişler, anneler sağlıklı, güzel bu süreci yaşasınlar. Fotoğraf her zaman mümkün iki şekliyle de. Hastanelerde steril alanlarda çekim yapabilme ile alakalı sertifika programlarına katıldım. Ameliyathane içinde uyum kuralları vesaire bunların eğitimlerini aldığım için de içeride problem yaşamıyoruz. Birçok özel hastaneyle kimisiyle anlaşmalı şekilde bu paketleri sunuyorum. Kimisiyle de bu şekilde diyalogla süreci planlıyoruz. Hani bazen içeri girebilecek misiniz gibi kaygılar da olabiliyor. Tabii ki burada hastanenin öngördüğü çok önemli ama Samsun'da birçok özel hastaneyle bu çalışmayı yapıyoruz. Artık hastaneler
bu yaygınlaştıkça süreçleri onlar da. Evet, artık hastanelerin o doğum paketi şeklinde sundukları da paket bu hizmetler olabiliyor. Biz de paket içerisinde bunu sunuyoruz bazı hastanelerde. Böyle oluyor süreç. Hani dediğim gibi o kaygı, hani nasıl olacak, yetişebilecek misiniz noktasında. Tabii ki hani nasıl o an bebek geleceğini fark ettiği an aile nasıl doktorunu arıyorsa, hep bu örneği verir, bizi de o an araması noktada, evet, yani gece bile olsa anlaştığımız tarihten itibaren arayabiliyorlar. İş telefonum sürekli 24 saat açık oluyor bir doğum beklediğim esnada. O hafta içinde eğer doğum bekliyorsam sürekli olarak telefon açık ve işte aranmam gereken bir süre var. O sürede arandığım şekilde hastaneye gidip doğuma katılıyorum. Evet. Doğum öncesinde eğer yine vaktimiz olduysa odada bir doğum öncesi kısa bir çekim, eğer video klip talepleri varsa bir video kaydı alıyoruz. Sonra giderken vedalaşma anları yine bu doğum paketine dahil oluyor. Çünkü çok önemli anlar. Ben hani doğum anını önemsediğim kadar doğum öncesi anları da çok. Vedalaşma anı zaten bir sonraki gün olmuş oluyor. O zaman siz yine bir sonraki gün tekrar ailenin yanında mı olmuş oluyorsunuz? Yani şöyle, doğuma giderken anneyi işte doğuma uğurlama anı diyebiliriz daha doğrusu. Sonrasında. Hastane çıkışlarında da çünkü bu hizmeti verdiğinizi biliyorum. Hani birkaç videoda gördüm. O şekilde var, ailelerin hastane çıkışlarında da eşlik etmiş durumdasın. Ertesi günde o zaman yine ertesi günde evet. Eğer aynı gün anne doğum yapan annemiz eğer iyi hissediyorsa aynı günde çekimi tamamlayabiliyoruz. Ama genellikle ertesi sabaha bırakabiliyoruz. O hani o gün koordine edilen bir durum oluyor. Bu şekilde hani. Şimdi sezaryen noktası tamam, planlı. Görünebiliyorsun. Sen de her şeyini ona göre hazırlıyorsun. Evet. Ona göre hareket ediyorsun bütün planlarını, ama normal doğum öyle değil. Gece saat 2, 3, 4 belki de senin için çok önemli bir yerdesin. Evet. O noktada hadi denildiğinde bütün özel yaşantını da buna göre ayarlamak durumundasın. Kesinlikle öyle. Bu da bu mesleğin zor yanlarından biri olsa gerek. Bu nasıl etkiliyor? Yani şöyle, tabii ki gece saat kaç olursa olsun katılma durumumuz dediğiniz gibi var. Hani şöyle, ailelere belli bir herkesin beklenen haftasında randevu veriyorum. O yüzden her ay normal doğum beklenen aile sayısı biraz daha kısıtlı oluyor. O yüzden çok erken randevu almalarını istiyorum onlardan. Çünkü hani çakışma durumu olabilir, bir başka kişiye aynı tarihte randevu verme şansımız yok ne yazık ki. Herkesin doğum haftasını o kişiye ayırıp başka bir doğum kabul etmiyorum o hafta içerisinde. Süreç onlar için gayet planlı ilerliyor. Benim cephemde de hani artık tabii her an beklediğim için ben de o hafta hazırlıklı oluyorum. Her an doğuma gidebilirim şeklinde. Özel yaşantıda özel yaşantı kalmamış oluyor o zaman. Bu yani anlamda. Diyorum ya, hani burada bir yönden de tabii sağlıkçı olduğum için o örneği veriyorum. Hani nasıl ki sıcak yatağından kalkıp gidebiliyor sağlıkçılar, çünkü icapçı şekilde çalışanlar var. Evet, o var aslında, hemşirelik mesleğine devam etmiş olsaydın da bunu yaşayacaktın. Kesinlikle bu yaşanacaktı. Ben de o hizmet için orada oluyorum. Zorlanmıyorum. Sanırım biraz zaman içinde alıştım bu sürece. Evet. Çok maceralı, keyifli oluyor. Aksine ya bu akşam da olsa, gece gitsek değişik bir macera olsa o diyorum bazen. Gerçekten çok keyifli. Çünkü keyif alıyorum. Oraya gitmek bunu bir görev, sorumluluk, o koşturma, adrenalin gerçekten güzel. Bir de o an biz kadınlar için hani o an en değerli an ve o an size güveniyor olmak, yanındasın tabii çünkü ki. Sen hiç kimse yok, eşi yok aile bireylerinden, güvendiği tek isim. Tek kişi, bunu yaşamak da çok büyük bir şey o zaman. Yani tabii ki o işin zorluğu aslında gece kalkmak değil, inanın ki. İşin zorluğu o an size güveniyor olmaları, ne olursa olsun o sorumluluk duygusu, yani hani zor demek belki biraz farklı algılanabilir. Zorluk değil, daha doğrusu işin sorumluluğunun ne kadar büyük bir sorumluluk olduğunu ifade etmeye çalışıyorum. Hani o an bebek bir defa doğup bir defa anneye veriliyor ve o anı fotoğraflamanız lazım. Şansa bırakamayız. Kesinlikle şansa bırakılacak bir an değil. Bir kez yaşanıyor. O yüzden süreç hem
çok sorumluluk istiyor. Hem güç, hem nasıl söyleyeyim, koşturmalı. Evet. Her şey var ama sonuç en güzeli. Bir kavuşma var, yoğun duygular var. İşte tamamen hani duygusallıkla o an her şey unutuluyor. Evet. O koşturma, bebek anne kucağına geldiği an unutulup gidiyor. O koşturmalar, o işte belki ağrılı, sancılı yaşanan anlar, çünkü ben her an yanı başlarındayım. Yani bir yandan da aslında psikolojik danışman olarak da o noktadasın, değil mi? Güvenilen isim. Oradaki sancıyı çekerken doktorunu da biliyor şahıs ama doktoruyla o kadar irtibatta olamıyor. Evet. Daha çok yanı başında olan isim olarak. Kesinlikle içeride bir tanıdık yüz olarak beni görmesi, çünkü o ortama ilk defa giriyor. Her gün gitmiş olduğu bir hastane veya içerideki personeli bu kadar aşina değil. Tabii ki. İçeride benim bir tanıdığım birisi var yanımda diye olmak bile zaten bütün işte ameliyatla doğum olacaksa veya normal doğum olacaksa da tüm işlemler hazır olduktan sonra biz yanı başına gidiyoruz. İstelen andan bahsediyorum. O ana kadar bile işte Rüveyda Hanım nerede gibi kaygılar, gelmeyecek mi? Hani beni içeri alacakları esnaya kadar merak içinde beni bekliyorlar. Tabii ben gittikten sonra da İşte sohbetle, keyifli, hani zaten özel hastanelerde personeller de gerçekten çok güler yüzlü ve keyifliler. İçeride o hiç sanıldığı kadar, nasıl söyleyeyim, korku, kasvetli, dolu, böyle bir korkutucu bir an yok. Çünkü herkes mutlu an için orada. Bebeğin sesi duyulunca. Bu arada sohbet edebilme imkanı bile var aslında. Var kesinlikle. Çok farklı bir ortam oluyor çünkü o esnada. Dediğiniz gibi herkes orada bir mutluluk için orada. Ve anneyi rahatlatmak. Herkesin o amacı tek, var. tek gayesi olan o. Doktor da aynı şekilde. İşte hemşireler de yanı başlarındalar. Çok keyifli ya. Hani olumsuz hiçbir şey yok. Diyorum ya, her şey güzel. Bebek ve anne sağlıklıysa geri kalan her şey güzel. O noktada mahremiyet de önemli. Bunun için kurslara da gittim dedin az önce. Yani o noktada neye dikkat ediliyor? O şöyle ki, hani gerçekten annelerin işte gece nasıl geleceksiniz, nasıl yetişeceksiniz veya işte nasıl olacak kaygılarının yanı sıra mahremiyet kaygısı da var elbette. Tabii zaman içinde artık herkes doğumda fotoğraf nasıl olur az çok öğrendi. Ama ben yine de her defasında anne bunu belki sormaya çekinebiliyor veya babalar bazen anne çok istiyor bir çekim, babalar merak ediyor ve nasıl olacak bu konu diye. Çünkü toplumumuzda bu da merak edilen bir konu başlığıdır. Hani bunu şöyle açıklıyorum. Kesinlikle sizinle bu işi yapacak kişi olarak ben profesyonelim ve orada en önemli konulardan biri zaten bu. Çok dikkat ediliyor. Kesinlikle mahremiyete aykırı hiçbir şey fotoğraflanmıyor. Sadece bebeğin alacağımız an, doktorun işte bebeği bizlere sunduğu an, eğer o imkan oluyorsa bize bir gösteriyor o anda, o anı fotoğraflıyoruz. Sonrasında annenin kucağında bir an, buluşma anı oluyor. Kucağına veriyorlar eğer her şey yolunda güzel ilerlediyse. Anneyle kucakta an. Sonra işte diyorum ya, yine içeride eğer müsaade edilirse bebek giydirilirken, o anlarda bir anı, tartılırken, ayak izi alınırken. Ya da özellikle video hazırlanacaksa muhtemelen o anlar daha etkili. O anlar alınıyor. Fotoğrafladığımız anlar bundan ibaret. Bu anlarda da dediğim gibi tekrar tekrar üstüne basarak zaten belirtiyorum. Mahremiyet çok önemli bir konu. Dikkat ediliyor. Güzel, hani istediğiniz gibi bir sonuç olması için ben de elimden geleni yapıyorum diye anlatıyorum ailelere. Hani her şekliyle, hani şu şöyle olsun, bu böyle olsun, fikirlerini bana arz ediyorlar bir şekilde. Fikirlerini başta alıyorum. Sonrasında da hani tekrar tekrar her anlamda içine sinmesi için bir ailenin onaylarına sunuyorum. Bir albüm hazırlanacaksa onda bile. Hani çünkü bazen her fotoğrafı albümde olsun istemeyebiliyorlar. Hani burada ailenin fikri çok önemli. Bir ömür saklayacak oldukları albümde. Beraberce son şekline getiriyoruz. Evet. Devam aynen öyle. Albümün son halinde onaylarına sunuyorum. Esnasında dedik ki işte şu an artık biliniyor aslında neler olduğu ama yine bile ne gerek var ki canım?
o ya da doğum anının fotoğrafı mı olur diyen de çok insan var. Evet. O insanları nasıl ikna edebiliriz mesela? Yani evet, neden doğum fotoğrafımız olsun? Evet. Yani fotoğrafımız ve videomuz aynı şekilde. Evet. Neden olsun? İkisi de çok önemli. Fotoğraf bir yıllarca saklanabildiği gibi videoda tekrar tekrar canlı olarak o anı yaşama şansını bize veriyor. Şöyle söyleyeyim, hani bazen tabii her zaman ilk bebek değil, bazen ikinci, üçüncü bebeklerde de bu anda bir arada oluyoruz. Aslında çok daha keyifli oluyor böyle işte abiler, ablalar, kardeşlerinin bekleyişleri çok gerçekten çok sevimli anlara şahit olmuş oluyoruz. Hani ikinci, üçüncü çocuk olduğunda tabii ki bundan çok 4-5 yıllık bir geçmiş olduğu için belki ilk bebekte yapılamama gibi bir durum olabiliyor. Eğer yapılamadıysa işte orada bunu bu örnekle açıklayabilirim. Çok hani keşke ilk çocuğumda da yapsaydım gibi mutlaka hani yapmak istediklerini böyle ifade ediyor aileler, bu kelimelerle anlatıyor. Keşke ilk çocuğumda da olabilseydi. Şimdi düşününce bebekliğini hatırlamaya çalışıyorum. Sadece işte birkaç fotoğraf, evet, telefonla vesaire çekmeye çalışmışız ama hiçbir anısı yok gibi üzüntüler. Tabii ben ikinci kardeşte mutlaka bunun telafisi olsun diye elimden geleni yapıyorum. İşte kardeşleri dahil ediyoruz. Hani eğer ikinci, üçüncü bebekse de kaygılanmalarına gerek yok ailelerin. Mutlaka hani onun telafisi oluyor. Bol bol diğer kardeşleri de fotoğraf çekimine dahil ediyoruz. Bazen şu düşünce, çünkü ilkinde yapmadık, ikincisinde de yapmayalım, haksızlık olmasın gibi. Evet. Ama değil yani, hani onlara dahil ediyoruz. Hani neden olmalı? İşte bu yüzden hani yıllar geçtikten sonra bunu aileler böyle ifade ediyor. Keşke olsaydı. Biz de hani bugün bunu söylemiyoruz belki ama zaman geçtikçe bunu diyeceğiz. O yüzden olmalı. Çünkü her şey unutulabiliyor. Bir fotoğraf çok büyük anlamlar taşır. Sizi çok uzaklara götürebilir. Bu hep böyledir yaşamın içinde. Kendi çocukluğumuzun fotoğraflarından pay biçelim. Annemizle, babamızla böyle anılarımız olsaydı. Evet, göremediğimiz videolarımız olsaydı. Özellikle 0-2 yaş hatırlanmaz insan hayatında. Hatırlamadığımız o aralıktır. 2 yaştan sonrası hani kesit kesit anılar bile olsa hatırlarız ama 0-2 yaş hiç hatırlayamadığımız bir an. Ya annemiz ya babamız bize bunları anlatacak ya da belgelerle bize bunları sunacaklar. Hem bizler için hem annemiz babamız ailemiz için bunu yaptırmış olmaları çok güzel olurdu. Bugün bu imkan varken de eğer hani her şekilde imkan elverişliyse tabii ki bunu talep edebiliriz, edebilmeliyiz yani diye düşünüyorum. Öncesinde de çekimler yapıyorsun. Evet. Hamilelik süresince de annelere bu hizmet, annebalara bu hizmeti veriyorsun. Onda da daha öncesinde mi başvuruluyor ya da bunu paket halinde mi bu hizmeti sunabiliyoruz anne babalara? Evet. Yani hamilelik tabii yine talepler kişiye göre değişiyor. Kimisi hamilelikte fotoğraf çekimi kaygısı yok. Hani fotoğraf olmasa da olur hamilelikte. Benim için doğum anı çok önemli. Rüveyda Hanım o an olun yeter benim için diyor. Kimisi tüm aşamalarda istiyorum. Hamilelikten başlıyoruz işte. Hatta hamileliğin işte artık o bebeğin gelişimi başladığı an periyot periyot bunları aydan aya fotoğraflamak istiyoruz sizinle stüdyonuzda. İşte yapabilir miyiz? Tabii ki mümkün. Ben aslında belli bir standart paketler var ama talebe göre yine onları tekrar revize edebiliyorum. Hani standart hamilelik çekiminde ya stüdyoda birkaç poz şeklinde bu hizmeti alabilirler ya da çok daha keyifli oluyor. Eğer hava elverişliyse açık havada. Mis gibi bir bahar havası. Hep böyle açık hava deyince benim aklıma bahar ve yaz geliyor. Gelir. Ama tabii sıcaklığı. Ki evet. Sonbaharda aslında bahar ama ne yazık ki Karadeniz'de. Ama ne yazık ki biz o açık hava fotoğrafı deyince hep hemen aklımızda hemen bahar, güneş, cıvıl cıvıl kesinlikle. Ama tabii sonbaharın tadı çok başka da Karadeniz'de biraz işte talihsiz bu konuda. Her an yağmura yakalanabiliyoruz. Evet, sabah güneşi görüp öğleden sonra aynı güneşi bulamayabiliyoruz. O yüzden dış çekim için mevsim tabii önemli. Ama karda bile hamilelik yani, fotoğrafı çektiğimiz olmadı mı? Tabii ki oldu. Çok da keyifli anlar oldu. Ama tercihe göre bu. Hani tamamen
Kimisi kar bile olsa ben dış çekim, dış ortam, dış mekan çekimi istiyorum diyor ısrarla. Kimisi stüdyoda birkaç poz. Özellikle bu mevsim, hani bunu bahsetme sebebim, bu aylarda yavaş yavaş Ekim ayı artık stüdyoda. Sizlerle karşılaşabiliriz. Evet, aynen. Yavaş yavaş stüdyo çekimlerine döndük hamilelikte. Süreçler böyle. Dediğim daha gibi. Daha sonrasında yeni doğan. Sonra hamilelik, ardından doğum anı geliyor. Yeni doğan süreci var. Yeni doğan çekimi. Bir zaman aralığı var mı yeni doğan çekimlerinde? Evet. Tabii ki var. Şöyle, hani aileler bazen bebekler işte 40'ı çıktıktan sonra beni arıyorlar. Bebeğimin 40'ı çıktı, çekim yapabilir miyiz? Çok üzülerek reddediyorum bu çekimleri. Sebebi ise şu, hani bebek eğer haftasından önce doğduysa, yani bu ne demek? İşte hani o 9 ay 10 gün tabiri, hani işte 40 hafta, 41 hafta dediğimiz bir süreç doğduğu an bebek dünyaya geliyor. Eğer bu normal haftadan önce doğduysa bebek, o zaman bir aylıkken hani bir nebze olsun çekilebilir yeni doğan fotoğrafı. Ama eğer normal miyat bir bebekse ve 40 günü geçtiyse çok mümkün olmuyor. Sebebi şu, bebekler ilk 10-15 gün diyebiliriz maksimum. 15 gün içinde o yeni doğan esnekliklerini kaybetmiyorlar ve işte kaslar henüz tam anlamıyla gelişmemiş oluyor. Biz de stüdyoda çok çeşitli materyaller kullanıyoruz. İşte evirip çeviriyoruz onları, birçok şekilden şekile giriyor bebekler. Çok çeşitli kostümlerimiz var. Yeni doğan kostümlerinde de hani 5 kiloya kadar var ve hani bebek 40'ı çıktıktan sonra artık kilo artışı oluyor. Hem kostümleri giydirebilmek zor. Ama hani tabii ki bebeğin kilosu çok fazlaysa bu organize edilebiliyor, ama en önemli konu kasların artık güçlenmesi ve hareketleri rahatlıkla anladım. Tabii ki hareketleri yapamıyor olmak ve çok da sağlıklı bir çekim olmayacaktır o süre zarfından sonra bu. Bizler ilk 15 gün içinde bebeğin her anlamda çekime en adapte olabileceği gün grubu. Tabii ki işte göbeği düşmediyse ne olacak falan gibi merak konusu oluyor. Bunda da göbeği düşmeyen bebekler de çekime gelebilir diye ben defaatle bunu belirtiyorum. Çünkü bebek kostümlerimiz bebeğin teniyle temas ediyor, ama defalarca bebek sabunlarıyla temizleniyorlar. Her bebekte evet, ben mutlaka en önemli konu. Evet. Nasıl kullanıyorsunuz, ama evet benim çocuğumda kullandığınız sonrasında kaldırıp kenara koyup bir başka çocukta mı kullanılıyor? Tabii ki öyle bir şey mümkün olamaz. Hani bu sebebi şu, yani yeni doğan bebekler göbek olayı olduğu zaman tene temas ettiğinde hani en önemli faktör o. Tabii ki diğer anlamda da bebeğe temas etmesi önemli, ama özellikle yeni doğanda çok önemli. Göbeği düşmemiş bir bebeğe giydirdiğimiz kostümü kesinlikle diğer bebeğe kullanmıyoruz. Teniyle temas etmeyecek diğer materyaller var. Onlar da işte çeşitli kaseler, kovalar, ne bileyim beşikler, minyatür malzemeler. Bunlar da özel temizleyicilerle siliniyor. Onlar zaten bebeğin tenleriyle temas etmiyor. Hani steril koşullar sağlanıyor. Bu anlamda kaygılanacak hiçbir durum yok. O yüzden göbeği düşmedi, gelemeyiz gibi bir düşünce oluşmasına gerek yok ailelerde. Bu noktada aslında sizinle iletişimde olunca bunu anne baba daha net bir şekilde cevapları alacaktır muhtemelen. Öncesi iletişime geçelim noktanızdaki ısrarınız da bu. Evet. Daha önceden daha detaylı kesinlikle bilgileri hani vereyim. Daha geniş bir zamanımız oluyor. Yeni doğan çekimi için belli bir tarih vermiyoruz öncesinde. Doğum olup anne eve gidip birkaç gün kendine geldikten sonra buna karar veriyoruz. Çünkü hani doğum yapmış bir anneyi de tabii ki hemen şartlandırmamak gerekiyor. Her anlamda bir eve gidip kendine gelmesi sürecin zorluğu. O zaten zorluğu. Annenin aklının bir köşesinde. Evet, onu yapacak, o aynen biliyor onu zaten. Evet, sadece hafta sonu talepleri varsa çok önceden planlıyoruz. Çünkü genelde hafta içi çalışan kişiler için hafta sonu çok önemli. Haftalar önce o tarihleri almak istiyorlar. Çok yoğun olacağı için kesinlikle öncesinde planlama yapmak durumunda. Sadece o zaman erken planlıyoruz. Ama bebeklerin tabii 40 günü bulmayacak. İlk 15 gün, maksimum 20 gün içerisinde ve ilk 5 gün değil. Hani ilk 5 günde çok erken bir süre oluyor. Ben de 5 günden sonra 6 gün, 7 günde bebeklerin hayata adapte süresi diyelim. Kesinlikle o zaman. Evet. Bir de biraz anne de dinlensin istiyorum, kendine gelsin. Sonrasında bu süreci, hani tabii zaman çok kısıtlıysa bazen mesela önümüzdeki günlerde bir doğum gerçekleşecek.
şehir dışına çıkacakları için 4 günlükken falan çekeceğiz. Böyle durumlar oluyor tabii ki. Tamamen evet ailenin talebiyle. Peki bu noktada merak edilen sorulardan biri stüdyo ortamı. Evet. Mesela en basiti çocuğum üşüyecek mi? Çünkü o kadar farklı pozlar var ki işte adeta şekilden şekile çocuklar orada giriyor. İşte çıplak fotoğraflarda alıyorsun. Zaman üşüyecek mi? Aslında üşümeyecek. Bu sorunun yanıtını ben biliyorum ama bunu senden dinleyelim. Nasıl bir ortam hazırlıyorsun orada gelecek olan bebeklere? Şimdi şöyle. Tabii ki bu en büyük özellikle annenin olmasa da anneannenin, babaannenin, mutlaka, dedelerin evet. kaygılandığı durum. Bu ilk doğum anında bile ben böyle çok sevimli buluyorum. Gerçekten sempatik buluyorum bu durumu. Kaygılanmaları çok normal. Öncelikle bunu söyleyeyim. Hani bunu neden soruyorlar diye kesinlikle yadırgamıyorum. Doğum odasında o serüven başlıyor zaten. Evet. Aman üşür mü? Aman zarar gelir mi bebeğe gibi. Üzerine bir battaniye daha örtelim. Evet. Şunu da koyalım. O kat kat olur, zaten oluyor, neler evet. neler. O odalar hamam gibi sıcacık böyle. Bunlar çok rastladığım durumlar. İçerisi hani bir yeni doğan için ortalama 23 derece normal bir ısı derecesidir. Evet. Araştırmalarla bunu öğrenebilirler. Geldiklerinde zaten özellikle ben tabii süreç içinde çok merak edildikçe ve hani tamam burası sıcakmış deyince de tabii ki onu bir de elimizde veri olsun istiyoruz. İki ayrı derece var stüdyo içerisinde. Bunlara bakarak o anda kaç derece olduğunu zaten görüyorlar. Ama yine de çok anneye o da serin geldiyse birkaç derece daha ısı artırılabiliyor. Kesinlikle hani şimdiye dek stüdyoda hiçbir bebek üşümedi veya hastalanmadı. Hiç kaygılanmayın. Bir ilk olmayacaksınız diye bunu defaatle söylüyorum. Zaten diyorum ya hani o karşılıklı iletişimle o ortam zaten bebek için uygun. Aileler çok sıcaklar. Ortam da sıcak. Her anlamda mutlu ayrılıyorlar stüdyoya geldiklerinde. O ilk kaygılar stüdyoya gelmeden önce merak edilen şeyler oluyor. Sonrasında geliyorlar, yani adapte oluyorlar, rahat sizin oluyorlar. Sizin sıcaklığınızı da almış oluyor evet, zaten o rahatlığı evet. orada. Zaten hani kat kat giydirmenin ve aşırı böyle çocuğu çok sıcak şeylere boğmanın yanlış olduğunu kendi hekimleri de mutlaka ki onlara söylüyordur. İşte bebeklerin ciltlerinde istenmeyen işte o değişik şeyler oluşabiliyor sıcaktan tamamen. Özellikle yaz döneminde bunu ne yazık ki çok yaşadık. Ciltler etkileniyor bebeğin o sıcak ve yoğun kat kat giydirme olayından. Biz daha bilinçli davranıyoruz stüdyoda. Her şey koşullara. Evet. Koşullar aynen öyle. Var, her şey o koşullarda. Ne fazla ne az. O yüzden rahat olabilirler. Peki ne kadar sürüyor bir bebeğin çekimi ortalama? Kaç saat diyebiliriz? Şöyle ben bir yeni doğan çekimi yapacaksam, örneğin yarın için bir çekim planladıysam o çekime mümkün olduğunca hani tarihler sıkışık ve hani bir ertelenmiş çekimim yoksa o güne iki çekim üst üste almıyorum. Tamamen bir çekime, bir bebekte, evet bir gün çekime, olacak. Bir bebeğe bir gün ayırmaya gayret gösteriyorum. Ve bizim ortalama bir 4 saatimiz olması lazım hani kafada. Ailenin geldiği süre ve çekimin bittiği süreyle ilgili. Bu da sebebi ise şu. Bazen 1 saat içinde bebeklerin birden fazla konsept ailenin istediği gibi her anlamda çekim yapılıp uğurlayabiliyoruz aileyi. Ama bazen oluyor ki bir saatte bir konsept ancak hani yapabiliyoruz. Bunun sebebi kostümler giydiriyoruz çıkıyoruz. Her kostüm giydir çıkar da bebek yeniden işte huzursuzlanıyor. Yeniden baştan başlıyoruz işlemlere. O yüzden 4 saati bulabiliyor. Bazen 5 saati bulabiliyor. O yüzden hani saat şu diyemem bu süreyle alakalı. Bu tamamen maksimum bebeğin 4 saat, minimum 1 saat diyebiliriz. Hani ben de bir an düşündüm çünkü çok bebeklerin çok değişken. Her bebeğin yani tamamen bebeklere evet, özgü bir durum olmuş kesinlikle. Oluyor o zaman. Tüm bebek hani bütün bebeklerin adaptasyonu bu noktada çok farklı. Şu veya şu diyemiyorum. Bir 4 saat, 5 saati mutlaka ayırmış olsunlar. Mümkünse hani ilk günler bebekler kontrollere de gidiyor. İşte doktor kontrolleri vesaire, işte topuk kanı gibi uygulamalar oluyor.
Böyle uygulamalarla aynı güne denk gelmezse evet, huzursuz oluyor çünkü. Memnun oluyoruz. Çünkü daha bir huzursuz olabiliyorlar evet. O günlerde. Bunu özellikle vurgu yaptığım bir konu. Dikkat edilmesi gereken bir konu bana göre. İşte bir gün önceden banyo yaptırdıklarında çok güzel oluyor. Eğer çok daha göbeği düşmeden bunu yaptıramıyorlar. Göbeği düşmüş bir bebekse çok daha rahatlıyor bir gün önceden yıkanmış, banyo yapmışsa. Böyle hani zaten çekime gelmeden önce ben bir liste veriyorum mutlaka ailelere. Evet, ya sözel olarak bunu ifade ediyorum ya da bir liste halinde gönderiyorum. Hani bunları unutmayalım, dikkat edelim. Gelirken getirelim, yanımızda bulunsun diye. Ama stüdyo şartlarında hani bebeğin kullanması gereken her şey mevcut. Anneler çünkü o telaşla bezini, malzemesini, ıslak mendilini veya işte temizleme mendilini unutmuş olabiliyorlar. O yüzden ben zaten fazlaca bunlardan mevcut. Herhangi bir şey unutulduğunda veya getirilmediğinde de kaygılanacak bir durum olmuyor. Orada zaten yine aynı şekilde yardım noktasında da orada bulunuyorsun. Evet, burada bulunuyor tabii ki. Çekilden şekilde sokuyorsun aslında evet. Bebekleri stüdyoda tabiri caizse. Gerçekten farklı farklı her birine baktığımda aa bu nasıl olmuş diyoruz. O pozlar nasıl verdiriliyor bebeklere? Yani muhtemelen hemşirelik olmanın da burada çok büyük bir katkısı evet. var diye düşünüyorum. Yani şu an ben istesem o pozu verdiremem ya da tehlikeli evet. olabilir bu noktada. Ki anne babanın da bu noktada kaygısı da vardır. Evet. O pozları nasıl verdirebiliyoruz mesela bebeklere? Evet. Tabii bunu şunu da söyleyelim, denemeyin. Biz burada anlatacağız, siz denemeyin ama evet, uzman bir kişi yaparsa çok daha iyi olur bunu. Evet. Yani şöyle, evet evde veya işte ev şartlarında yapılan herhangi bir çekime yani de müsaade evet, ben etmeyin. Ben anlattım bu yoldan evet. denemeyin. Yani muhtemelen kesinlikle bunu uyaralım. Evet. Yani şöyle tabii ki hemşireyken sürekli bebekleri bu şekillere sokmuyordum. Hemşireyken ama en azından o nasıl tutacağını. Çünkü biz evet. hani ilk etapta bebeklerimizle karşılaştığımızda nasıl alacağımızın korkusu bile var. Ama onu biliyorsun. Evet o bilgilere hakimdim ama tabii ki pozlandırma apayrı bir olay evet. ve bunun eğitimini aldım. Püf noktalarını hani nasıl söyleyeyim bebeğin elinin parmaklarının duruş şekli bile bu çekim noktasında önemli. Ve tabii bir yurt dışı eğitimi aldım. Zaten bahsetmiştim size yayından evet. önce de. Özellikle aileler bunu merak ediyor. Çünkü Türkiye'de çok yaygın bir yaygın bir alan değildi. Evet. Ve bunu iş uzmanını öğrenmek gerekiyordu. Bir öğreticiden bunu öğrendim ve uygulama noktasında tabii ki bir anda eğitimin ardından çok da hızlı ilerlemedi bu süreç. Bebeklere hakim olmak, o pozisyonları verdirmek hepsi birer deneyim. Zaman içinde oturdu tüm bunlar. Hemşire oluşum, evet bebeği nasıl tutacağımı, anneye nasıl vereceğimi bazen yeri geliyor ki annelere emzirme eğitimleri verdiğimiz için daha öncesinde hemşirelik sürecinde emzirmeyle alakalı püf noktalar gösterebiliyorum. Evet. Gerçekten ikisini harmanlamak o kadar keyifli ki gerçekten anlatamam. Annelerin soruları oluyor ve bu benim çok hoşuma gidiyor. Hala biraz tabii sağlıkçı oluşumu da bu işle evet, beraber vurguluyor olmak çok keyifli. Merak ettiklerini bilgilerim dahilinde cevaplıyorum. Tabii ki her soruyu yanıtlamam mümkün değil. Bildiğim kadarıyla yardımcı oluyorum. Bebekleri şekilden şekile sokmak hani bir uzmanlık alanı bana göre. Benim bile zaman içinde yapabildiğim bir şeydi ve zamanla oturdu tüm bunlar. Hani ayağının duruşundan parmağının duruşuna evet. kadar hepsi bir püf nokta ve gelişi güzel bir şekilde oraya bebeği koyup çekmiyoruz. O yüzden çok önemli. Bu şekilde zaten geniş güzel bir şekilde oraya koymuş olsa bizim evde çektiklerimizden çok bir farkı olmayacak. Evet. Oradaki çünkü o dikkat edilmesi evet. noktalar çok farklı ama dediğiniz gibi uyuyorlar, bunda da biliyor hani, olması evet. lazım. Evet bebeğin uyanık ya da uyuyor olması uyanık, fark edecek mi? Yani uyanık olmasını istemiyoruz tabii ki. Çünkü bebekler uyanıkken sürekli hareket halinde evet. aktifler doğdukları andan itibaren. Ve hani biz o materyalleri yerleştirdiğimizde sürekli hareket etsinler istemiyoruz. Bu bir risk faktörüdür. Hani bebeğin sakince
uyurken alabileceğimiz pozlar bunlar. O noktada o zaman gün içerisinde stüdyoda uyumasını da bekliyorsun. Evet, aslında en önemli konu, biz onu biraz atladık. Uyumalarını istiyoruz. Hani hem zor pozisyonlar hem de bunu bebek uyurken yapıyor olmak işi birkaç kat daha zorlaştırıyor. Ama zaten annesini emen sağlıklı bir bebek veya işte mamayla da besleniyor olabilir. Her şey mümkün. Mamayla beslenen veya annesiyle beslenen bir bebek her şekilde karnı doyduğunda huzurlu şekilde uyuyor. Çok zor bebekler de var tabii ki. İşte kolik bebekler olabiliyor. Evet, doğuştan bazı işte zor süreçleri olabiliyor. Bebeğin sindirim sistemiyle ilgili problemli olabiliyor. O noktada ilk çekim günlerde süreci mi uzuyor? Çekim süreci uzuyor. Hani çekim olanağımız maksimumda değil, daha minimumda, hani çeşit kullanma açısından söylüyorum. Hani normal bir bebeğe çok sayıda konsept dekor kullanabilirken, çünkü kimi bebekler hiç kımıldamıyorlar bile, çok sakin oluyorlar devamlı. En çok tercih ettiğimiz bebek grubu. Evet. Ama tabii ki tüm bebeklerin bir olması beklemeyiz. Hepsinin zorluğu var. Hiç müsaade etmeyen çekimi yapamadığımız oldu mu? Tabii ki oldu. Ertelediğimiz çekimler oldu. 4 saat, 5 saat boyunca hiç bana mısın demeyenler de oldu. Yani 4-5 saat bekleyip olmadı ve ertelendi. Evet, ya da hani tam çekecekken bir işte bağırtıyla uyanan bebekler. O noktada bunlar oluyor. Ne hissediyorsun o noktada? Yani sonuçta bayağı fazlasıyla sabrediyorsun. Evet, sabrediyorsun. Ama son noktada, hayır, karşındaki yetişkin bir insan da değil. Yapabileceğin de bir şey yok. Hani belki yetişkin bir insan olsa bir işte ifade edebilirsin. Tabii, bir şey hiçbir şey yapamıyorsun. Yani mesela çok yüzüne yansıyor mu mesela, onu merak ediyorum. Ne yapıyorsun? Yani bunu ailelerime sormak lazım aslında. Onlar bunu yaşayan bir aileye sormak lazım aslında. Evet. Yani mutlaka yansıyordur, çünkü tabii ki saatlerce bir bebek için oda ısısı bizlere de fazla geliyor tabii ki. Sıcak bir ortam, aşırı sıcak bir ortam. Ve uğraş içerisinde olduğu için daha fazla bir sıcaklık geliyor. Son anda bir daha bir işte yaygarayla uyanıyor ve tekrar baştan alıyoruz yaptığımız işi. Ama sonuç inanın o kadar tatmin ediyor ki insanı, o fotoğrafları hazırlayıp aileye sunmak. Hani ben şöyle, hani kesinlikle %100 memnuniyet, tabii ki herkesi %100 memnun etmek oldukça zordur, ama fotoğraf anlamında %100 memnun olsunlar istiyorum. Biraz bu konuda mükemmeliyetçi olmaya çalışıyorum. Ve onlara en kusursuz fotoğrafı teslim etmek istiyorum. Sonuç olarak da o fotoğrafı teslim ettiğimde aldığım geri bildirim çok çok tatmin edici, çok çok mutlu edici. Böyle olunca tüm yorgunluk gerçekten gidiyor. Şaşkınlıkla, bir de hani özellikle hani anne baba yine beni bir süre takip edip aşina oluyorlar konuya, ama işte teyzeler, anneanneler, babaanneler hayranlıkla böyle, bir de bazen onlardan telefon alıyorum. Ya muhteşem olmuş gibi, hani bir gün bir telefon alıp işte ben Elif bebeğin anneannesiyim falan gibi. Çok memnun kalıyorlar. Çok gerçekten sevimli, keyifli süreçler. Ailelerle bir aileden biri gibi oluyorum gerçekten. Özellikle son dönemde hep söylediğim budur. Doğum anında odaya gittiğimde ve o süreçlere şahit olduktan sonra, tabii stüdyo ya da geliyor yine benimle çalışmak isteyen ailelerim. Tamamen aileden biri gibi. Onlarla iç içe çok ayrı bir bağ oluşturuyorum. Ve bu da işin en güzel yanı. Kesinlikle hani bir iş olmasının yanında böyle bir ayrı bir bağ da beraberinde getiriyor süreçlerimizde. Peki yeni doğan çekimin zararlı olduğunu ifade eden kesimler de var bu son zamanlarda. Bir sağlıkçı olarak da bunu sormak istiyorum sana. Böyle bir zararı var mı, ya da neye dayanarak böyle bir zarar söylenebiliyor? Yani şöyle, tabii ki bunu yanlış bulan kesimler mutlaka ki olacaktır. Vardır da gerçekten, hani ben çok çevremde rastlayamadım ya da hani bunu gerçekten isteyen aileler sanırım bana ulaşıyorlar. Kaygılar oluyor ama ufak tefek, hani ortama dair vesaire. Kaygılar. Evet. Ama nasıl olacağını merak edilecek kesinlikle hani bu yanlış bir şeydir gibi bir yaklaşımla çok yakından karşılaşmadım. Ama şu yanlış olan, şöyle söyleyebilirim, hani yanlış olan bunu bilgisiz, deneyimsiz kişilere ve farklı koşullarda, farklı şartlarda bunu
yaptırmaya çalışmak, yapmaya çalışmak bana göre yanlış olan şey. Tamamen olmaması gereken şey. Ama eğitimini almış, evet, deneyim sahibi bir kişiye de her anlamda sonuna kadar güvenmelisiniz. Yani kendi bebeğini kucağında taşır gibi kucağımızda taşıyor olmak durumundayız. Evet. Zaten melek gibiler, zaten pamuk gibiler. Yani onlara zarar vermek isteyerek zaten olmayacaktır. O yaklaşımı yapamayacak biri zaten bu mesleği de seçmez. İşte hani deneyimsiz bir kişi, o da bilinçli yapmayacaktır ama hani deneyimsiz olduğu için zarar verebilir. Öyle kişilere hani bunu yaptırmamak gerekir. Tam olarak aslında araştırmak kesinlikle gerekiyor bu noktada. Size her anlamda güven vermeli. Ne bileyim, hani Türkiye'nin pek çok yerinde çünkü bu yapılıyor. Şu anda hani bizleri izleyeceklerdir de aileler. Hani sadece burası için söylemiyorum. Birçok yerde yavaş yavaş bu işi yapan kişiler arttı. Kesinlikle en azından bu işin eğitimini almış ve deneyimine sahip bir fotoğrafçı olsun. Onun dışında bana göre bir zarar yok. Doğru yapıldığı şekilde takdirde hiçbir zarar yok. Yeni doğan çekimi dediğim gibi 2-2,5 yıl olacak stüdyo çekimlerine başlayalı. Yani bizim 10 günlükken çektiğimiz ve şimdi gayet sağlıklı diye koşup oynayan çocuklar var. Bunlar hani ışık olabilir çok çok kaygı varsa. Gayet sağlıklılar, turp gibiler, koşup oynuyorlar. Yaşandı. Her yaşlarını çekmeye devam ediyorum. Hiçbir problem yok. Bugüne kadar olmadı. Peki ailelerin merak ettiği bir diğer konuda, belki de en önemli konulardan biri, direkt bunun için bile arıyor olabilirler seni, bütçe. Ortalama ne kadar bütçe ayırmak gerekir fotoğraf için? Yani şöyle, tabii ki bu işte bir emek var. Emeğin yanında işte eğer albüm talepleri varsa çalışmış olduğumuz belli standartlar var. Ama ortalama bir rakam söyleyecek olursak minimum 300 TL'den başlayıp hani çekimler 2500 TL'ye kadar paket içeriklerine göre değişebiliyor. Ama bu ailenin ne istediğine göre değişen paketler aslında. Evet, kesinlikle. Hani benden ne talep ettiklerine bağlı. Burada belli bir paket standart koyup tabii ki ekleme çıkarmalara tamamen kapatmıyorum. Eklemeler olabilir, çıkarmalar olabilir. Paket içeriklerinden belli standart tercih etmek şu. Örneğin işte 6 ay önce arkadaşım sizinle şu pakette çalışmış. Ben de bundan istiyorum gibi talepler geliyor ama hiçbir fikri yoksa, bu kadar bütçe ayırdım diye geliyorsa bana aile, tabii ki elimden geldiğince paketleri revize etmeye, bütçeye uygun hale getirmeye çalışıyorum. Ama tabii ki çok büyük emekler olduğu unutulmamalı. O yüzden rakamlar böyle çok değişiklik gösteriyor. Ama yani her bütçeye göre de bir şeyler sunduğumu mutlaka söyleyebilirim. Mutlaka o ayarlama yapılabiliyor. Peki ileriki yaşlara da çekimler yapıyorsun. Yani sadece hamilelik dönemi, doğum, yeni doğan değil. Bildiğim kadarıyla ileriki yaşlarda da bu tarz çekimler, hatta farklı farklı etkinliklere de konuk olabiliyorsun bu noktada. Doğum günü ya da daha farklı etkinliklere, değil mi? Aynen, bu etkinliklerde aileler ulaşabiliyorlar. Evet. Doğum günü etkinliklerinde şöyle, sadece onlarda bazı standartlar belirledim. Çünkü hani farklı bir stüdyom dışında ve işte çalıştığım hastaneler dışında bir yere çağrıldığımda belli standartlara onları koydum ve o şartlarda katılabiliyorum diye baştan belirtiyorum ailelere. Tabii ki doğum günü organizasyonlarına çağırabilirler veya aile içi farklı kutlamalar esnasında benden video klipler veya albüm talepleri olabilir ailelerin. Bunların detayları yine değişiyor. Ama genel olarak dış ortamdaki çekimlerin bazı standartları var. Onun dışında 0-12 ay çekimler zaten stüdyo ortamında oluyor. 12 ay üzeri neler yapıyorsunuz diye sorular geliyor. 12 ay üzeri tabii ki ben de stüdyo çekimi yapmayı isterim ancak çok şey bir süreç bebekler için. Hani sürekli hareket halindeler. Evet, artık yürüyorlar bir yaşından sonra. Çok aktifler. Ve çok çeşitli materyaller ve dekorlar var. Bütün dekorları karıştırma zamanı. Yani evet, maalesef. Hani şöyle karıştırmaları inanın hiç önemli. Zaten evet, çekim onları bitimi orası gerçekten tam bir savaş alanı haline geliyor. Ama devirip düşürebilirler, riskli olabilir onlar bebekleri açısından. Bebekleri korumak adına zaten. O açıdan şey olabilir. O yüzden 12 ay üzeri dış mekan çekimleri yapıyorum. Hani bazen 3 yaş üzeri uyumlu olabiliyor çocuklar. 4 yaşta falan iletişim kurup hadi böyle dur dediğimizde yönlendirebiliyoruz.
3 yaş üzeri yine 4 yaş grubun ve üzerinde stüdyo fotoğrafı olarak hizmet sunabilirim. Ama konsept o paylaşmış olduğum internet sitesinde, sosyal medyada paylaştığım fotoğraflardan konsept talepleri varsa 0-12 ay sonrası için genelde dış mekan çekimlerine yönlendirmeye çalışıyorum. Hani en güzel şey o 0-12 ayda oluyor zaten, evet. O bebeksi halleri. 2 yaş, 3 yaş çekimleri yine örnekleri de var, inceleyebilirler. Detayları da burada da yine ailenin talebiyle de organize edebilir. Ama benim kostüm ve hani materyal sağlayabildiğim 0-12 aydır. Bu yaş daha grubunda. Daha sağlıklı, daha verimli, evet, hizmet verebildiğim. Aynen, bebeği alıp gelebiliyorlar yani rahatlıkla. Çünkü 0-12 ayda her çeşit mevcut elimde. Her bebeğe göre, mesela 6 aylık bir bebeğe göre biliyorsunuz 5 kilo, evet. 6 aylık bebek kilosu çok değişkenlik gösterebilir. Kimisi hani evet. Arada 2-3 kilo fark olabilir. Çeşitli kilo aralıkları var. 6 aylık bebeğin 1 yaş kostümü de olur bazen, evet. Üzerine evet. Öyle tabir edebilirim. Çok her kiloya göre kostümler var ama 12 aya kadar. Yani 12 aya kadar daha verimli hizmet, evet, daha verimli oluyor. Daha aileler daha mutlu ayrılabiliyor. Kesinlikle. Evet, istedikleri sonuç alabiliyorlar. 12 ay üzeri için dış mekan çekimleri, aile fotoğraf çekimleri, video klip çalışmaları var. Doğum günü esnasında, evet. Dediğiniz gibi çağırabiliyorlar. Böyle taleplerde alıyorum. Bu şekilde hani burada biraz hani onlar hayal edecekler beraberce, evet. İmkanlar, şartlar dahilinde. Senin elinde olacak, ona göre hizmet, evet. Sunulacak onlara. Aynen. Peki çok teşekkür ederim. Rica ederim. Konuğum olduğun için. Bu gerçekten merak edilen anneler tarafından, özellikle anneler tarafından diyorum. Umarım. Anneler daha heyecanlı, evet, bu anları planlıyorlar çünkü. Umarım tüm soruların yanıtlarını da vermişizdir, evet. Buradan ailelere diye düşünüyorum. Umarım. Teşekkür ederim katılımın Rica için. Rica ederim. Ben çok teşekkür ediyorum. Evet değerli izleyenler, sevgili Rüveyda, doğum ve bebek fotoğrafçısı Rüveyda Karakaya bizlerleydi. İşte doğum fotoğrafçılığı nedir, yeni doğan fotoğrafçılığı nedir, nelere dikkat edilir ve siz aileler olarak nasıl bir yol izlemelisiniz, bunları anlattık. Programımızı burada sonlandırıyoruz. Salı günü görüşmek üzere, hoşça kalın.